Efendim, herkese İstanbul'dan iyi günler diliyoruz. Bugün programda Gezi Gazilerini konuşacağız. Gezi Gazilerinin devam eden, 4 yıldır devam eden sorunlarını konuşacağız. Bugün stüdyoda bununla ilgili bir konuğum var. Hemen kendisini size takdim etmek istiyorum. Gezi Gazileri Dayanışma Platformu Sözcüsü, aynı zamanda kendisi de Gezi Gazisi Aydın Aydoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Tuba. Nasılsınız diyeceğim ama ben rahatsız olduğunuzu biliyorum. Aslında Gezi'nin yıl dönümünde sizi ağırlamak istedik. Fakat o dönem bir ameliyat olmuştunuz. Hala da evet, ekranı da verdik zaten. Buraya da ayağınız alçıda geldiniz. Evet. Nasılsınız ameliyattan bu yana? Onu sorayım önce. Yani ameliyat şöyle. Şimdi Gezi'den hemen sonra bana Taksim İlk Yardım'da hastanesinde yapılan müdahalenin, eksik yapılan müdahalenin, daha sonra Bakırköy Devlet Hastanesi'ne devam eden tedavi sürecinden sonra iki ameliyat geçirdim. Daha sonra bir iki operasyon daha olabileceğim söylendi. Fakat bu zaman zarfında kendi ailemle ilgili bir çocuğum vardı, rahatsızlığı. Bunun rahatsızlığı dolayıyla işte tedavimi geciktirdim. En son kısmet bu seneymiş diyelim. Ayağımdaki tedavi devam ediyor. Şöyle bir şey var. Ayağımda o zaman benim aşil tendonlarım kopmuştu. Evet. Gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu. İşte bu gaz fişeğinin isabet ettiği yerde büyük bir tahribat yaşandı. Vücut bütünlüğüm bozuldu. İşte bununla ilgili bir iki ameliyat oldum. Daha sonra işte bu en son yapılan ameliyatta, operasyonda bir ameliyat daha olabileceğimi söylendi. Fakat hayatım işte böyle ağır aksak yaşamaya devam ediyorum. 4 yıldır devletin bana uyguladığı bu şiddet karşısında evet, bu şekilde şimdi devam ediyorum. Gaz fişeği de vurulduğunuz evet. Anı da şu anda ekranda görüyoruz. 11 Haziran 2013 saat tarihiydi. Saat 12'ye doğru. Evet. Parka müdahalenin olduğu gündü o gün. Hı hı. Fakat işte bu idare mahkemesindeki davamızda biz gittik. O zaman bize idare mahkemesi şöyle bir gerekçe sundu. Olayların olduğu gün işte sosyal medyada, televizyonlarda orada olay olduğunu söylenmesine rağmen kendisi gerekli tedbirleri almadan gittiği için kendisi asli kusurlu görülmüştür dendi. Biz o gün idare mahkemesine şöyle bir savunma yaptık. Biz devletin mülki amirleri ve idare amirlerinin yaptığı söze güvenerek gittik oraya. Çünkü iki gün önce Sayın Vali şu anda işte hakkında müebbet hapis istenen Hüseyin Avni Mutlu, o zaman açıklama yaptı, dedi ki biz parkta herhangi bir müdahale yapmayacağız. Biz de o gün parka gittik. İşte parkta şöyle bir şeydi, o gün sabah 10. Şu an kendisi de FETÖ terör evet. örgütüne üye olmaktan emniyet yargılanan içeride olan emniyet vali. Emniyet müdürüyle beraber içerideler. Şimdi işte biz böyle bir gerekçe sunduk fakat idare mahkemesi bunları hiç dinlemedi bile. İşte bizleri asli kusurlu gördü. Biz şu anda bu davamızla Danıştay'da zaten. Bu davam da Danıştay'da. Valinin o gün böyle söylediğine istinaden biz gittik oraya. İşte baktık parkta tam merdivenlerin altında o zaman inşaat metro çalışmaları vardı. Konteynerler vardı. Baktık polisler bir hilal şeklinde önünde o kaslarla ilerliyorlar. Önünde bir toma var. İşte aradan da gaz fişeği atanlar çıkıp ayakta atıp atıp onlar ilerliyor, atıp atıp ilerliyorlar. İşte baktık aşağı arkadaşlar gazdan hiçbir şey görünmüyor, yaralılar var. Gittik önce yaralılara yardım ettik. Biz 3 kişi orada kaldık. Kıpırdayamıyoruz. İşte arkadaşlık abi parka doğru kaçalım dedi. Arkam dönük şu şekilde, yani arkamdaki polis belki bana 10 metre yok. Direkt hedef gözeterek direkt ateş etti. İşte ateş etmesiyle beraber ayağımdaki o ağrıyı hissettim, basamadım bile. O an sıcaklığıyla sendeleyerek gittim. Fakat içeriye girdim, kendimi zaten parkın içine direkt yere attım. Sağ olsun o gün orada Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı vardı, Özdemir Bey. Bana ilk müdahaleyi o yaptı, kanamamı durdurdu. Sana burada bir şey yapamayacağız dedi. Biz senin hastaneye gitmen gerektiğini söyledi işte. İşte süreç böyle başladı diyelim yani. Vurulma sürecim bu şekilde başladı. O gün bugündür de hem sağlık hem hukuk mücadelesi devam ediyor. Bununla ilgili bir platform oluşturdunuz evet. Aslında. Platformda bu hem bu sorunları hem çözümlerini hem de başka etkinliklerde yapıyorsunuz. Biraz platformdan bahsedelim mi? Neler var?
Platform nasıl oluştu daha doğrusu? Platformun aslında çıkış şeyi ihtiyaçtan kaynaklandı. Hı. Çünkü neden? Şehitler üzerinden, çünkü Gezi şehitleri üzerinden yani bir algı vardı. Fakat vurulan 8 bin kişi yaralıydı. 8 bin evet. kişi yaralı, 33 göz kaybı vardı. Bununla ilgili herhangi bir şey, elle tutulur bir şey yoktu yani diyelim. Bizim esas çıkış kaynağımız buydu, ihtiyaçtan dolayı. Çünkü burada vurulan insanların hayatını idame etmesi lazımdı. Birçoğu da sakat kaldı, engelli oldu şu anda. Devletin uyguladığı şiddetle engelliler şu anda. Engelliler işlerinden oldular. Tabii, hem vücut maddi kayıpları bozuldu. Var, vücut bütünlükleri bozuldu. Ayrıca toplumda izole edildiler. İşte bu bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Böyle bir platform kurduk. Önce bir hukuki destekle doğduk. Sonra sağlık ihtiyaçları. Daha sonra da işte birçoğunun, çünkü hayatlarını idame etmeleri lazımdı. Geçici değil, sürekli bir işe ihtiyaçları vardı. Bununla ilgili bir çıkış noktamız oldu. Bu platformu bu gayeyle kurduk. Yani birçoğuna da ulaştık. Başardık zannediyorum. Bu mücadelemiz devam ediyor. Çünkü neden? Biz hala devlete kendimizi burada vurulduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. 4 yıldır. Fakat şu anda görüyoruz hukukun geldiği yeri. 1 saatte fezlekeler hazırlanarak insanlar evlerinden gece yere alınabiliyor. İşte daha dün Ergenekon'dan alınıyordu. Bugün başka şeylerden alınabiliyor. Biz bu ülkede bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yani aslında en büyük sıkıntı budur. Hukukun işlememesidir. Zaten Gezi'deki esas sıkıntı da buydu. Yani işlemeyen, sürdürülemeyen bir sisteme karşı bir itirazdı bu aslında. Bir yaşam alanlarına müdahale bir itirazdı aslında Gezi'de. Öyle bir çıkış noktamız var. Devam ediyoruz. Platformumuzla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu arkadaşlarımızın hala mesela vurulup da burada kendini söyleyemeyen insanlarımız var. Birçoğu şu anda korkuyorlar, söyleyemiyorlar. Yani bazıları şikayetçi bile olmuşlar. Peki onlar size ulaşıyor mu? Yani platforma başvuruyorlar mı? Tabii ulaşıyor işte. Diyor ki yani ben böyle bir bu kişiyim diyor. Tamam diyor. Tamam da ya şikayetçi oldum ya ben korktum gidemedim. Bazıları şikayetçi olmuş, davasını takip etmemiş, faili meçhule düşmüş davaları. Takipsizlikten dolayı. İşte birkaç tanesine bile ulaştık. Yani ilgilenmemiş, avukatı da ilgilenmemiş. Faili meçhule düşmüş böyle birkaç tanesi. Evet. Arkadaşlarınız da vardı. Ben bir ismi hatırlıyorum. Erdal evet. Sarıkaya. Ona da buradan selam yollamış olalım. Peki davaların süreci nasıl devam ediyor? Yani şu anda söylediniz kendi davanızla ilgili biz hala ispat etmeye çalışıyoruz ama hani platform olarak da diğer davaları da yakından takip ediyorsanız onlarla ilgili de gelişmeler var mı? Yoksa şöyle diyelim mesela Gezi'de beraber 6 tane savcı değişti. Bir tane savcı öldü. 2 tanesi FETÖ PYD'den şu anda gözaltındalar. Birinci savcımız vardı Adnan Çimen. FETÖ PYD'den geldi. Daha sonra işte Faruk Bildirici vardı. Daha sonra bir günlük bir savcı geldi. Burak ismini soyadını o geldi hemen. Aynı gün görevden alındı. Daha sonra Mehmet Selim Kiraz geldi. Evet, bir savcı da öldürüldü. Mehmet Selim Kiraz işte geldi. Ama dosyayla ilgili elle tutulur bir şeyler yaptı diyebilirim çünkü sayın savcıyla ilgili. Çünkü neden? Birçoğumuzun dosyasını o güne kadar yani sadece emniyet yazışmaları yapılıyordu sadece. Hı hı. İşte Mehmet Bey dosyamızı birçoğunun işte Berk'in de dahil toplu Gezi dosyasını savcı 272'lik toplu Gezi dosyası vardı. Kriminale gönderdi. Ulusal Kriminal Dairesi'ne. İşte kriminalde birçoğu bulundu. Mesela Berk'in de bu şekilde bulundu. Hı hı. İşte benim dosyada mesela Erdal'la aynı gün vurulduk biz. 5 tane polis şu anda belli. Fakat bunlarla ilgili şu andaki valimiz işte bunlara soruşturma izni vermedi. Bilerek veya bilmeyerek. Bilemiyoruz işte. Burada çünkü burada bu polislerin daha sonra emniyet yazışmalarında çıktı ki birçoğunun FETÖ PYD'den gözaltında olunduğu, birçoğunun görevden uzaklaştırıldığı emniyet yazışmalarında çıktı zaten. İşte biz o zaman Sayın Savcı'yla gidip işte bu dosyamızda bir an önce ivedilikle bir şeyler yapılması gerektiğini anlattığımızda biz dedik ki yani ne yapabilirim ben yani bu kadar yapabiliyorum. Yani bize gerçekten bu açık açık şekilde böyle söyledi. Adam yani yaptı belki nasıl oldu bilemiyoruz onu. Kötü bir şey oldu. Canıyla ödedi yani. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum tabii size.
2013'ten bu yana 4 yıl geçti Gezi'nin üzerinden. Pek çok olay yaşandı. Siz belki de en sıkı tutunanlardan, davaların peşini bırakmayan, evet, mücadele eden, mücadelesiyle de örnek olan bir isimsiniz. Hayatınızda çok şey değişti, değişmiş olduğunu yani biz de sizin aktardıklarınızdan anlıyoruz ama sizin ağzınızdan dinleyelim istiyorum. Yaşamın rutini değişti tabii sağlık koşulları nedeniyle. Çocuğunuzu kaybettiniz, evet, hastalığından dolayı. Hayatınız değişti belki. Ne hissediyorsunuz? Ben bir Gezi öncesi Aydın'ı ben, hı hı, var, bir de Gezi sonrası Aydın var. Hayatım, hı hı, yani 360 değil, bayağı bir açıyla değişti. Çünkü neden? Bu ülkede devletin uyguladığı bize bir şiddetle biz yaralandık. Ve 4 yıldır da devletin üst kademelerindeki isimler bizlere terörist diye lanse ediyorlar. Hedef gösteriyorlar. Yani dönüp dolaşıp temcit pilavı gibi Gezi'ye getiriyorlar her şeyi. Siz bunun örneklerini de tabii defalarca yaşadınız. Yaşadık. Muhtelif yerlerde gözaltına alındınız. Ankara'ya gittik, Ankara'da gözaltına alındık arkadaşlarla. Daha sonra havaalanına gittik, havaalanında gözaltına alındık. Şimdi biz İstanbul Adliyesi'ne ben girdiğim zaman, inanır mısınız? Beni iki tane sivil polis takip ediyor. 7. kata Gezi dosyasının olduğu kata kadar. Orada da ayrı bir birim var, terörle mücadelede dosyalarımız. Orada da kapıda sivil polisler var. Seni bir de orada üst aramadan geçiriyorlar. Buraya girdiğimiz dakika iki tane polis bize yukarıya kadar eşlik ediyor. Orada da bizi bir polis alıyor, kimlik kartımızı alıyor. Savcının odasına gidip 3 sorudan fazla soru soramıyoruz. Arkamızda sivil polis bekliyor kapıda. 3 soru soruyorsun, 3'ü de tamam hadi kardeşim hadi. Bu kadar. Devletin en güvenlikli yeri adalet sarayları olması lazım. Adalet, evet, saraylarının bu hale gelmişse yani düşünün. Biz gidip hakkımızı aramaya gidiyoruz. İşte dosyalarımızın akıbetiyle ilgili ne yapıldı, nedir de. Yani 3 soru sorabiliyoruz. Yani seni polisler takip ediyor. Seninle beraber sana refakat ediyor. Seninle aşağıya kadar. Bu haldeyiz. Çok kötü bir şey. Bir de tabii bunların yanında ötekileştirildiniz de. Tüm bu olayların sonunda. O ötekileştirme hızla devam ediyor. Hızla devam ediyor. Çünkü bu Gezi'nin bu 4. yılında gördük. İşte devletin en üst kademelerinde. İşte o teröristlerle. O teröristlerle ilgili nasıl böyle bir tweet atılır? İşte o teröristler şöyle, o teröristler böyle. Yani şöyle sormak lazım. Aynısını o Nuriye ve Semih için de söylediler. Benim hayatımda hiçbir trafik ceza bile doğru dürüst yok. Ben 3 çocuk babası bir insanım. Bu ülkede iyi kötü vergisini verdim. Ve asgari müştereklerde birleşip yaşamaya çalışan bir insanım. Devletin en üst kademesi bizlere böyle hedef gösteriyorsa... Yani burada bir akıl tutulması yaşanıyor demektir. Yani biz bu ülkeye yani bir yerden klonlanıp gelmedik, bir yerden ışınlanıp da gelmedik. Bu toprakların insanlarıyız bizler. Belki bu bizleri ötekileştiren insanlarla aynı müzikleri dinliyoruz, aynı yemekleri yiyoruz. Belki aynı filmleri alıyoruz. Hatta aynı havayı soluyoruz. Aynı havayı soluyoruz fakat şiddetle bizleri böyle göstermeye çalışıyorlar. Yani biz üzülüyoruz tabii böyle şeyler duyunca. Bazen üzüntüden dolayı inanır mısınız şu anda ben antidepresan ilaçları kullanıyorum. Bir yıldır, iki yıldır. Psikolojim bozuldu. Yani psikoloğa da gidiyorum zaten. Yani çok üzülüyorum çünkü bunu gittiğim yerde sürekli karşıma çıkıyor. Her yerde. Hastanede gidiyorum karşıma çıkıyor. Ben doğru dürüst bir hastaneye gidip tedavimi olamıyorum. Korkuyorlar. Çünkü Gezi direnişinin yarattığı bir şey yani iktidar kanadında bir korku, hala o korkunun, aynen, etkilerini yaşıyorlar. Nuriye Semih'te gördük mesela. Evet. Korku da başka bir korku refleksini, evet, tetikler ve saldırganlaştırır ya da yok saymaya neden olur. İşte yok sayılarak belki işte Gezi direnişinde mücadele eden, hayatlarını kaybeden, sizin gibi yaralanan, vücut bütünlüğü bozulan insanlarla ilgili hep bir ötekileştirme ve yok sayma var. Bunu Gezi şehitleri içinde, aynen, yaşadık, aileleri içinde yaşadık. Bugün burada bir daha bunları tekrar etmeyelim ama öyle şeyler söylendi ki zamanında bir anneye edilmeyecek, bir babaya edilmeyecek laflar, sözler, aynen, konuşuldu. Tabii bunu sosyolojik olarak belki incelemek lazım bu durumu. Siz en yakından maruz kalan
birey olarak duygularınızı aktarıyorsunuz ama toplum da sosyolojik olarak bundan çok etkilendi diye düşünüyorum. Yani çünkü artık bir geziden öncesi var, bir de geziden sonrası var. Yani ben bir de şöyle diyorum. Acaba o Gezi Parkı olayları sırasında bir tane AKP'li milletvekili gelip o parkın içine bir baksaydı kimler vardı? Ben devlet büyüklerinin yerinde olsam yani birkaç kişiyi gönderirdim, bir bakardım. Toplumu bir analiz ederdim. Bak inanır mısınız orada 2B'den mağdur teyzeler gelmişti. Başı kapalı. Niye geldin ya diye, bize böyle yapıldı diyor. Daha sonra bir tane baktım, bir gün bir sakallı böyle cübbeli yaşlı bir amca var orada oturuyor. Genç çocuklar da başına toplanmış da tartışıyorlar ama hararetli bir tartışma. Gittim dedim ki ya amca sen nereden? Yani İzmit'ten geldim ya diyor ki, dediler ki böyle bir gidip bir bakayım dedim. Bak dedim ya, bak burada işte genç çocuklar var, içten görüyor musun bak. Ya yok diyor, ben gördüm diyor öyle dedim. Bak bu insanlara yani böyle deniyor işte terörist. Şöyle bak burada her türlü insan var, görüyorsun bak, orada teyzeler var, işte öğrenciler var, işte amca gördü. Tabii gençler vardı, çocuklar vardı, herkes vardı. Yani çok Türkiye'nin bir mozaiğiydi aslında. Bir de şöyle bakarsak olayları, mesela Gezi öncesi ve Gezi sonrası hükümetin akıl tutulmasına bakalım. Mesela Gezi'den önce nelerle ilgili bir Türkiye'de akıl tutulması yaşandı? İşte insanların nasıl yaşayacağına, nasıl giyineceğine, nasıl oturacağına, ne kaç çocuk doğuracağına, 18 yaşında üniversiteyi bitirmiş çocukların yaşam şekillerine müdahale, yaşam alanlarına müdahaleye bir itiraz da aslında Gezi. Aslında onlar da bence biliyor da, fakat bunlar şöyle, ben bir şey düşünüyorum. Öyle bir suçlular ki bu işte. Suça öyle bir bulaşmışlar ki artık geri dönüşü olmayan bir suça bulaşmışlar. Ve bu işi sürdürmek zorunda olduklarına inanıyorlar. Yani bu da aslında bence psikolojik bir vaka. Bunun sürdürülebilirliği var mı acaba? Toplumda, tarihte bunun binlerce örneği var. Olmamıştır. Tarihte de, bilimde de aynı şekilde. Sistematik baskı bambaşka bir şeyi de peşinde. Evet, tepkiyi doğurur. Gezi de böyle bir tepkiydi aslında. Evet, Gezi de dediğiniz gibi yaşam alanlarına, özgürlüklere müdahalenin belki bir yansımasıydı. Sadece bu diyemeyiz ama mutlaka bunu da içinde barındıran bir itirazdı demek doğru olur yani diye şimdi düşünüyorum. Şöyle düşünüyoruz. Bize dediler ki işte bunu dış güçler organize etti. Sana böyle bir hayalcilik var ya, dış güçler. Ben de o zaman diyorum ki Soros beni o gün sabah aradı. Cebime de havaleyle parayı gönderdi. Git dedi Gezi Parkı'na taş at dedi. Yani 10 milyon kişinin katıldığı bir halk eylemini Türkiye'nin 81 ilinde, 82 bir ilde olmadı, Bayburt'ta olmadı. 81 ilinde toplanmış bir itiraz hareketini, yani bugün derseniz dış güçler, yani bugünkü düştüğü durumlar komedi yani. Komedi, iyi bir şey. Evet, her anlamda izliyoruz onları. Şimdi bir vakıf çalışması içindesiniz. Evet. Onu da öğrenelim. Nedir? Vakıf, şimdi Gezi'den sonra işte bu Gezi şehitlerinin ilk şehidimiz Mehmet Ayvalı Taş adına. Biz Gezi'nin bu ayağını, İstanbul'daki ayağı neden oldu? Çünkü Ali İsmail Korkmaz adına Eskişehir'de böyle bir vakıf çalışması başladı ve çok güzel bir şekilde yürüyorlar. Evet, biz çok dedim, da güzel etkinliklere evet, imza çok güzel atıyorlar. Yapıyor. Biz dedik ki İstanbul'da bunun bir ayağı neden olmasın? İşte Gezi'nin ilk şehidi Mehmet Ayvalı Taş adına babasıyla beraber işte bir vakıf çalışması başlattık. İşte sonucu yaklaştık, mahkemesi vardı geçen ayın 18'inde. İşte vakfın temel amaçları, biliyorsunuz Mehmet'in vurulduğu yer 1 Mayıs Mahallesi. Evet. Genelde fakir çocukların yaşadığı, çalışmak zorunda olan gençlerin yaşadığı bir mahalleydi. İşte Mehmet de eğitim hayatını yarı bırakmak zorunda kaldı. Çalışıp hayatını böyle idame etmek zorunda kaldığı için işte bizim esas amacımız eğitimle alakalı. Bir de bu tip yerlere devletin özellikle uyuşturucu çetelerinin önünü açarak veyahut görmeyerek burada kümeleşmelerine ve burada gençlerimizi hızla zehirlemelerine yol açıyor. Bir ikincisi de uyuşturucuyla mücadele. Üçüncü çıkışımız da işte biliyorsunuz Mehmet'in ölümünden sonra Fadime anamız da hemen bunun şeyine dayanamadı, vefat etti. İşte çalışan kadınlarla ilgili etkinlikler, işte bunların ürünleri, bunlara nasıl yardımcı olunabilir, kadına şiddetle ilgili bir etkinlikler ve bir program çizelgemiz var. İşte bunu yakın zamanda
sosyal medyada falan duyuracağız kurulduğunu ve ne aşamaya geldiğimizi, neler yapacağımızı. Sağ olsun burayla ilgili işte yer tahsisini Ataşehir Belediyesi yaptı bize. Ataşehir Belediyesi zaten orada bir kütüphanemiz vardı. Biz devam ediyoruz. Bu kütüphanenin yerine bir inşaat yapıp burada bir vakıf çalışmasını sürdürme niyetimiz var. İşte bununla ilgili bayağı yol aldık. Hı hı. İyi olacak diyoruz bakalım. Şimdi reklama gideceğiz ama dönüşte detaylarını konuşalım istiyorum. Ben biraz daha irdelemek istiyorum. Vakıfla ilgili neler yapılacağı ile ilgili. Siz şöyle genel bir bilgi verdiniz ama ben yine konuşmak istiyorum. Efendim bir son dakika haberimiz var. Mafya soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Tanju Çolak yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmış. Bunu da buradan iletmiş olalım. Tekrar ediyorum, mafya soruşturmasında gözaltına alınan Tanju Çolak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Çıkan karar yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmış. Reklam arasından sonra birlikteyiz.